Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde il müdürlüklerimizin koordinasyonu ile birlikte kuruldu. 2021 yılı Haziran ayında başlayan 16 Şubat 2022 tarihinde Ankara'da açılışı yapılan bu projede kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'de İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Samsun ve Şanlıurfa'nın yanında Kahramanmaraş ili de yer almıştır. Biz bir primli sosyal güvenlik sistemi yürütüyoruz. Sosyal güvenlik nedir diye bakacak olursak, sosyal güvenlik sistemi biz bireylerin bugün ve gelecekte gerek fizyolojik, gerek mesleki, gerek sosyal ekonomik risklere karşı koruma sağlayan, bugün için değil, bugün çalışırken değil, hem çalışırken hem gelecekte karşılaşacağı bu tür riskleri karşılamaya yönelik, onu tek başına bırakmayıp başkalarına muhtaç hale gelmeksizin gelir ve sağlık güvencesi sağlayan sistemdir. 2000'li yıllarda %52'ler seviyesinde olan kayıt sistem oranı bugün %28'ler seviyesine inmiştir. 2021 yılı Aralık ayı kayıt sistem oranına baktığımızda bu oranın %27.80 oranında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii tarım dışı kayıt sistem oranına baktığımızda kayıt sistem oranı %18.50. Bizim hedefimiz arasında tarım dışı kayıt sistem oranını %15'ler seviyesine indirmek gibi bir hedefimiz var. Tarım sektörlerinde ise maalesef yapısı gereği %83.9 bir kayıt dışı sistem oranımız bulunmaktadır. Yürütmekte olduğumuz 17 adet farklı sosyal güvenlik primi, teşvik ve destek indirimi uyguluyoruz. Her ne kadar bunların finansmanı başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İşkur olmak üzere bu iki kurumumuz olsa da fiilen bu teşviklerin ve desteklerin yürütümünden sorumlu kurum Sosyal Güvenlik Kurumu bu destekleri bizim vasıtamızla sağlamış oluyoruz. Tabii teşvik ve destekler sağlanırken hepinizin malumu ülke genelinde uyguladığımız 5 puanlık prim indirimiyle beraber yatırım teşviki, genç, kadın, mesleki yeterlik sahibi olanların istihdamının teşviki, ilave istihdam teşviki, genç girişimci teşviki, kültür turizm yatırımlarının desteklenmesi, işsizlik sigortasından faydalananların teşviki, sosyal yardımlardan, sosyal hizmetlerden yararlananların teşviki gibi birçok alanda dezavantajlı grupların gerek istihdama katılımının sağlanması, bu sayede istihdamın seviyesinin korunması veya artılmasına yönelik teşvik ve destek uygulamalarımız devam ediyor. Ülkemizde kayıt dışı sistemle beraber karşılaştığımız sorunlardan biri de kadınların istihdama katılımının az oranda gerçekleşmesi. Normalde çalışabilir durumda kadın sayımız fazla olmakla beraber ülke nüfusuna baktığımızda ülke nüfusunun neredeyse yarısı kadın yarısı erkeklerden oluşuyor. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Ama istihdama katılım oranına baktığımızda erkeklere nazaran kadınların istihdama katılımında oranın düşük olduğunu buradan söyleyebiliriz. Kadınların tabii istihdama katılımı ile beraber nitelikli işlerde görev almaları, gerek özel sektörde gerek kamuda yönetici konumunda yer almaları, işveren konumunda olarak girişimci kadın rolünü üstlenmeleri bizim açımızdan da önemli. Hem de ülkenin kalkınması ve büyümesi açısından da destekleyici, önemli uygulamalar ve faaliyetler olacaklar. Biri, proje kapsamında Türkiye genelinde 4000 kadın girişimci belirleyeceğiz ve bu 4000 kadın girişimcinin yanlarına aldığı, ilave olarak aldığı 4000 kadın çalışandan dolayı doğrudan hibe desteği sağlamış olacağız. Sağladığımız destek 20 ay süreyle devam edecek.